Sermet Bey, bakın bakın şu tarafa doğru sıçrıyor, ben görüyorum. Şöyle çekseniz onu azıcık. Balık bu Deniz Hanım, orada da olur, burada da olur. Bak tutacaklar şimdi. Onlar tutacak, göreceksin. Versene sen şunu. Bakın, yok. Bir dursana. Al. Görüyorum diyorum, bu tarafta. Dur. Ya amma porana yaksa kızım ya. Ya öyle bir şey imkansız, aralarında bir şey olamaz. Yok yok, bu ölümünü inkar ediyor ama ben eminim. Benim içgüdülerim yanılmaz, güven bana. Senin içgüdülerin tersine işler güzelim. Bin kere kurban olduk senin içgüdülerinin biz. Allah Allah. Ha? Tuttum, tuttum. Balığı ben tuttum. Tut, çek çek. Ağır, enli boylu. Çek, ağır. Ben tuttum, ben tuttum. Ben tuttum. Bravo. Bravo Deniz. Bunun zeytinyağlısı çok güzel olur yalnız ha. Asıl buradan geliyor. Balık vurdu galiba. Geliyor bak, balık buradan geliyor. Bak bak. Bak bak. Sermet. Tuttu. Onlar tuttu. Neyin hırsını yaşıyorsun sen? Anlamadım ki, olimpiyatlara mı katıldık? Onlar tuttu. Rezilliğe bak. Tarzanım benim. Bravo. Bravo Fırat. Bravo. Bravo. Sakın kaçırma. Sakın tamam. Kaçırma. Ne haber? Allah kahretmesin, balık gitti. Ya. Ya. Fırat ya. Gözü vardı, gözü. Ne oldu çita? Lanet olsun ya. Gitti balık. Ben kendim saldım oğlum. Bilerek mi oldu zannediyorsun? Valla şekil itibariyle bozuk ama bence çok lezzetli denizciğim. Ellerine sağlık. Abi, iki ayağımı bir fıpça soktunuz hadi hadi diye. Balık kaçıyor sanki. Bunu bulduğunuza şükredin ya. Vallahi bu iki tarzdan o kadar güzel balık tuttu ki gerçekten kova ağzına kadar dolu. Ben diyorum ki biz ne yapsak o balıkları? Izgara mı yapsak, tava mı yapsak, salamura mı yapsak, ne yapsak acaba? Bence kurutup duvara asalım, bugün hatırası olur. Mevsimi değil arkadaşlar. Abi yani biz yanlış yerdeyiz yani, balık yukarıda. Yani mevsim itibariyle de pozisyon. Yanlış pozisyon. Yanlış. Kavağa yüzüyordur onlar böyle, kavağa doğru yüzüyordur. Yani sandviç çok güzel olmuş. Tam böyle istediğim gibi. Afiyet olsun. Ne var be? Ellerine sağlık gel. Ha şöyle. Güzel bir karides yapayım antre olarak ha. Karides. Antrenim, tavuktan önce. Ne yapayım hayatım, başka bir şey mi var? Bunu buldum işte. Tavuk olduğu kadar açlıktan ölecek insanlar ya. Yenir, yenir. Hayır, biz yani bu kimin aklına uyduk, inandık bunlara o balığı tutacaklar diye. Evet. Nasıl uyduk, nasıl inandık? Senin ne o canın sıkıntı, bir evde ters giden bir şeyler mi? Yok yok, bir sıkıntı yok. Siz de iyi gibisiniz, kriz aşılmış. Canımı okudu tabii. Güç bela çıktık yola. Tabii onun da kafası dağıldı, iyi oldu ya. Ya ne diyeceğim, yemek yerine kadar bir şeyler mi içsek ya? İçelim, koyayım ben. Hı, rezil olduk zaten. Ya baba, boş ver. Ben yaptım karides kokteyl. Yiyin bakalım, beğenecek misiniz? E tavuğa kadar böyle bir atıştıralım. Mükemmel gözüküyor valla. Şimdi yandık işte. Lan nasıl yiyeceğim ben bunu arkadaş? Ağzıma koyamam ben bu deniz böceklerini. Lan canlanır oğlum bunlar benim midemde. Tam sevdiğim gibi. Ben az pişmişim ama ben böyle severim diyebilirim. Ben de. Çok güzel olmuş Deniz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Mutfakta da iddialıymışsınız yani Deniz Hanım. Yok canım. Böyle deniz ürünlerine biraz ilgim var. Ama bir gün size midyeli pilav yapayım. Bakın onu güzel yaparım. Midye dolma. Enteresan yani. Neler yaparım, ne sofralar kurarım ben sana canım benim ya. Kıyamam. Masada yiyor iştahla.
Ay çok tatlı be. Sabaha çıkmam ben. Ama olsun. Ölümüm onun elinden olsun. Şu yemek faslını kapatalım bence artık. Uykusuzluktan ölüyorum. Sen? Evet ben de. Oh ne güzel şimdi sıcacık uyuyacağız burada evde. O korkunç çadırda da olabilirdik. Ben nasıl uyudum senin aklına ya? Sen gel bakayım buraya. Ne var senin dudağında? Hı. Ha? Hı. Ben senin kollarında olduktan sonra her yerde uyuyorum. Yanık kokuyor. Yanık kokuyor. Tavuğu unuttuk. Ay tavuğu unuttuk. İyi oldu. Bravo. Çok iyi bak yemeğini bulup bulamayacağın yemek bu. Bunlara güvenip kadını da gönderdik. Ekmek var mı biraz? Sosu çok güzel olmuş da. Tamam. Yemesene oğlum şunu ya. Yanmış kömür gibi olmuş. Kıza yaranacağım diye sen de. Ne var ya? Bir tek dışı yanmış. İçi gayet güzel. Hem sen biraz önce o çiğ karidesleri yerken... Sen ne ima ediyorsun ki bana? Hangi kısmını? Ben karidesi çok severim oğlum. Yeter be. İma ima. Yetti yani. Ayrıca biz ne alaka? Tamam. Yani ikimiz de bekarız. Siz bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz ama... biz öyle bir durum yok zaten. Ne var işte. Tam tersi aslında. Yakıştırmıyoruz Allah. Sen şimdi arkadaşına beni layık görmüyor musun? Yok ya, yok öyle demek istemedi o. Yok ben onun ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama zaten bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir tavrımız da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Yataklar hazır. Herkes hayırlı geceler. İkinizi de boğacağım. İkinizi de boğacağım. Anlarım ya. Fırat, ay inanmıyorum. Gerçekten öyle söylemedim. Ne durum düşünmeden farkı var. Söylemedim, ağzımdan kaçırdım. Ay, ah. Nasıl böyle bir şey kaçırabilirsin? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kızda bir şey var. Ben çok iyi tanırım onu, bir şey var. Normalde böyle değildir. Lafı ağzımıza tıkar. Seviyorum size ne der. Ama net değil. Kafası net değil. Bunların ikisi de net değil. Yani ne bileyim belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey yoktur aralarında. Ama abi onlar da yani var ya kıkır kıkırlar. Sen de sürekli laf söylüyorsun. Hep bir şey ima etti sinirlendi. Ben ne dedim ya? Selamet biraz konuşabilir miyiz? Selamet yapma böyle. Yorgunum Deniz Hanım. Uyuyacağım. Yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kır pırın ekmek yemen lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Maren haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Şimdi müsaadenle ben biraz uyuyayım.
İyi geceler. Aşık olunca kan gitmiyor insanın kafasına işte. Bir kendi hayatına baksana sen. Ne bekliyordun ki yani? İlk verdi lastik patlattı kız işte. Ne alaka dedi. Bulsun arkadaşına cillof gibi bir koca narin de görsün hayrını. Peki ben ne yapacağım arkadaş? Deniz olmadan ben ne yapacağım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.